Bu noktaya nasıl gelindi? Saygıdeğer milletvekilleri, öncelikle Barzani güçlendi. Birincisi Barzani güçlendi. Neden? Çünkü AKP'nin 2010 yılından 2014 yılına kadar Irak merkezi hükümetini öteleyen, onun etrafından dolanan, Irak anayasasına saygı duymayan bir anlayışla Irak'a yaklaşması Irak merkezi hükümetini zayıflattı ve Barzani'yi güçlendirdi. Barzani'nin kaçak petrolü, yani bölgesel Kürt yönetiminde çıkan yaklaşık 200 bin varil kaçak petrolü, Kerkük'te çıkan 300 bin varil KYB'nin elindeki, 300 bin varil günlük KDP'nin elindeki, yaklaşık günlük 1 milyon varil petrol kaçak anlaşmalarla bölgesel Kürt yönetimi Türkiye üzerinden uluslararası piyasaya sundu ve aldığı parayı cebine indirdi. Bunu AKP sağladı. İkincisi ticaret. Habur'daki ticaret. Günde 7000 tır geçiyor ve bölgesel Kürt yönetimi o tırları indiriyor. Bölgesel Kürt yönetiminde sanki bir bağımsız devletmiş gibi re-export yapıyor Irak'a. Buradan da neredeyse günlük aylık 1 milyar 2 milyar dolar oradan para götürüyor. AKP Barzani'yi siyasi olarak da güçlendirdi. Neden? Çünkü Sayın Bakan dedi ki ya böyle bölgede bu bir projedir. 100 yıllık projedir dedi. Peki 100 yıllık proje ise bu 100 yıllık proje ise o zaman siz Barzani'nin altına kırmızı halı serip niye karşıladınız? Bayrağını göndere neden çektiniz? Diyarbakır meydanında megri megri deyip halkın, ahalinin huzuruna çıkıp niye alkışlattınız? Ayrıca AKP kurultayına çağırıp Türkiye seninle gurur duyuyor, niye dedirttiniz? Bu tarihi siyasi madem proje hatayı bilerek niye yaptınız? Siz eğer bir imaj yaratıp biz bir şey yapmak istiyoruz diyorsanız ve sonra yapmayacaksanız kredibiliteniz iyice çökmüş olacak. Bakın bunu söyleyeyim. Peki ne yapacaksınız? Yani ne kadar samimi olabilirsiniz? Şimdi siz orada tatbikat yapıyorsunuz. Ha buradan tırlar vızır vızır geçiyor. Ya bu nasıl bir çelişkidir? İki, hem Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğunuzu söylüyorsunuz, hem de Barzani'nin ofisi duruyor Ankara'da. Barzani'nin ayrı bir ofisi var. Siz bunu gerçekten ciddiye mi alıyorsunuz? Yoksa bizi nasıl olsa bir şekilde oyalarız, gündem yaratırız diye mi yapıyorsunuz? Bir kere burada net olmak lazım. Çünkü dış politikada yapmayacağınız hiçbir şeyi söylemeyeceksiniz. Söylediğiniz her şeyi de yapmak zorundasınız. Türkiye'nin kredibilitesi her şeyin üstündedir ve bu milletin çıkarları, hakkı, hukuku hükümet olarak size emanet edilmiş ama siz bunun gereğini yapmıyorsunuz. Şimdi biz bir savaş için değil, bölgede caydırıcılık için, Türkiye'nin bekası için, huzuru için, bölgedeki bütün kardeşlerimizin selameti için, Türkiye büyük bir devlettir, tecrübesi olan bir devlettir ve gerektiğinde yol gösterebilecek özellikleri olan bir ülkedir. Bizim sözlerimiz başkaları için farklı algılanabilir. Ama şunu söyleyelim, biz herkesin iyiliğini istiyoruz ve bu referandumun bir an önce durmasını istiyoruz. Bu tezkereye de bu çerçevede destek veriyoruz, saygılar sunuyorum.